Geçtiğimiz hafta tarihimizin en büyük felaketlerinden birini yaşadık. Öncelikle tekrar bu felakette yaşamını kaybedenleri saygı ve sevgiyle anıyoruz. Hepimizin başı sağ olsun ve hepimize geçmiş olsun. Yaptığımız kesintisiz bağış yayınında da destek olan herkese tekrar buradan teşekkür etmek istiyorum. Orada da söylediğim gibi bu yeni bir çağ ve artık bundan sonra her ne yapıyorsak hepimiz yaptığımız en iyi şeyi yapmaya devam edeceğiz. Ama aklımızın hep bir köşesinde yaptığımız her işte böyle bir felaketin tekrar yaşanmaması için adımlar atmaya da devam edeceğiz. Belki uzun sürecek, belki çok zor olacak ama bunu yapacağız. Bunu yapmak zorundayız. Kaldığımız yerden videolara devam ederken ben de bir taraftan bu yeni çağda neler yapabileceğimize dair görüşmeler yapmaya devam ediyorum. Gelişmeler kesinleştikçe sizinle paylaşacağım. Şimdi, yabancı dil öğrenmek bir dert, öğrendikten sonra onu unutmamak başka bir dert. Malum, biliyorsunuz. Ve öğrendiğiniz ikinci bir dili ne kadar uzun süre kullanmazsanız o kadar köreldiğini de biliyorsunuz. Bunun nedenlerini çok derinlemesine incelemeye gerek yok. Zira bu videonun konusu daha ekstrem bir durumla alakalı. Yabancı dili unutabiliriz, normal. Ama ya ana dilimiz? Bir insan ana dilini unutabilir. Unlearn diye bir tabir vardır İngilizce'de. Öğrenmenin tam tersi. Unutmakta değil tam karşılığı. Öğrenme işlemini tersine çevirmek ve bilinçli bir şekilde yanlış veya istemediğiniz bir bilgiyi hafızanızdan silmek olarak da açıklayabiliriz. Bu işin bir tarafı. Ana dilinizi unlearn yapabilir misiniz? Ya da ne olursa ana dilinizi unutabilirsiniz. Görünüşe göre bu farklı seviyelerde de olsa mümkünmüş. Bir insan ana dilini unutabilirmiş. Kimi zaman hem de tamamen. Nasıl mı? Gelin bakalım. Almanya'dan İngiltere'ye göç eden bir kadını dinledim geçenlerde. Kardeşiyle bir mesajlaşmasından bahsediyor. Almanya'da doğmuş, büyümüş biri olarak Almancasına da haliyle oldukça güveniyor. Fakat bir mesajında kardeşi bir kelime yazıyor. Fremdschämen. Kadın bu kelimeyi ne yaparsa yapsın hatırlamıyor. Hiç görmemiş gibi. Yok, hafızasından silinmiş gibi. Fremdschämen. Yabancılardan çekinmek gibi bir anlamı var. Kardeşine de sormaktan çekiniyor. Dalga geçilmez korkusu. Kardeşleri bilirsiniz. Daha sonra kendisi araştırınca buluyor. Ama bu deneyimden bir duygu kalıyor aklında. Kendi diline, ana diline yabancılaşma hissi. Ağır bir his bu. Göçmenlerin, bizim tabirimizde bazı gurbetçilerin uzun bir süre başka bir ülkede yaşadıktan sonra deneyimlediği bir ağırlık. Fakat bu süreç de çok şaşırtıcı olmayabilir. Zira burada mantık basit. Ne kadar uzun süre uzak kalırsanız ne olursa olsun ana diliniz o kadar körelir. Bunun nedeni dilin de çok dinamik bir şey olması. Siz uzaklardayken o dil evrim geçirmiş olabilir. Yeni kelimeler ithal etmiş, tabirler türetmiş olabilir. Bu yabancılaşma bir anlamda doğal bir süreç olarak görülebilir. Ve tabii burada ana dili tamamen unutmak söz konusu değil. Kaldı ki ikinci bir dil öğrenen herkesin de başına gelebilecek bir durum bu. Zira dil kendi başına bir sistemdir. Ve ana diliniz ile oluşturduğunuz sisteme ve bu sistem üzerine yeni bir sistem oluşturmaya başladığınızda bu iki sistem bitmeyen bir savaş içine girer. Çocuklarda bu unutma durumu daha da açıklanabilir durumda. 12 yaşına kadar özellikle dil yeteneklerimiz değişime çok açıktır. Bir araştırmaya göre 9 yaşından önce başka bir dilin konuşulduğu ortama yerleşen çocukların ana dilini tamamen unutması yaygın bir durummuş. Yetişkinlerde ise iş biraz daha karışık ki işin ilginç kısmı da burada. Örneğin bir dil bilimci Monika Schmidt. Savaş zamanında Almanya'dan kaçarak Amerika ve İngiltere'ye yerleşmiş ve artık belirli bir yaşa gelmiş Alman Yahudi kökenli göçmenlerin Almancası ile ilgili bir araştırma yapıyor. Bu araştırmaya göre dil yeteneklerini asıl etkileyen şey ne kadar süre uzak kaldıkları veya kaç yaşında göç etmek zorunda oldukları değildi. Asıl etkili olan şey Nazi Almanya'sında kurban olarak ne kadar büyük bir travma yaşadıklarıydı. Örneğin henüz büyük işkenceler başlamadan erken dönemlerde ayrılanların Almancasının aslında daha uzun süre uzak kalmalarına rağmen diğerlerinden daha iyi olduğunu görüyor Schmidt. Ama özellikle 1938 yılında Almanya'daki tüm Yahudilerin kaderini etkileyen bir gece yaşanıyor. Kristal Gece ya da Kırık Camlar Gecesi olarak bilinen ve 1938 yılının 9 Kasım'ını 10 Kasım'a bağlayan ve Nasyonal Sosyalist Parti İdaresi tarafından düzenlenen ve Yahudilere ait ev, iş yeri ve sinagoglara yapılmış kanlı ve ölümcül saldırıların gerçekleştiği gece sonrasındaki süreçte Almanya'dan ayrılan göçmenlerin büyük bir çoğunluğu artık Almancayı ya çok az konuşabiliyor ya da tamamen unutmuş. Yani travmaların çok önemli bir rolü var bu konuda. Ki şimdi konuşacağımız örnekte de olduğu gibi bu travma fiziksel olduğu zaman etkiler çok daha ekstrem olabiliyor. Paul'dan bahsedeyim size. Ambulansla acile getiriliyor bir akşam. Paul diye bir adam. 70 yaşında. Biraz da huysuz. İngilizce de konuşamıyor.
Söyledikleri anlaşılmıyor önce. Portekizce konuştuğu anlaşılıyor daha sonra. Bir çevirmen buluyorlar. Portekizce "İyiyim ben. Bırakın beni eve gideyim." diyormuş. Eşi Janet onu hastaneye getirmiş. Dünden beri garip davrandığını söylüyor. Çünkü Janet Paul'u sabah işten aramış. Paul telefonu açmış, sesi de Paul ama söylediklerinden hiçbir şey anlamamış. Şaka yapıyor sanıyor ama yok. Hiçbir şey anlamıyor. Acili arıyor hemen zaten. Psikolojik bir sorunu olduğunu ve dilinin dolaştığını falan düşünüyor. Ya da daha kötüsü nörolojik bir sorun. Tansiyon, kalp krizi, felç. Bir sürü nedeni olabilir. Nörolojik bir inceleme yapıyorlar o yüzden. Ama yok, her şey normal görünüyor. O yüzden doktorlar Janet'la ve Paul'un arkadaşlarıyla konuşuyorlar. Bu arada Paul Janet'ı görüyor ve Portekizce bağırıyor filan. Tercüman da yok orada. Doktor Janet'tan Paul'un ne söylediğini çevirmesini istiyor. Janet da Portekizce bilmediğini söylüyor. Paul da bilmiyor aslında. Bir iki kelime ama o kadar diyor. Tabii o zaman doktorun ve herkesin şaşkınlığını tahmin edebilirsiniz. Paul'un hikayesi şöyle. Ergenliğinde ailesiyle birlikte Amerika'ya Portekiz'den geliyor. O zamandan beri de 50 yılı aşkın süredir sürekli İngilizce konuşuyor. Portekizceyi de unutmuş değil ama çok nadir kullandığı için ana dili aslında İngilizce denebilir. Hemen elbette doktorlar afaziden şüpheleniyorlar. Beyin hasarı nedeniyle dil yetisinin kaybolması durumu. Ana türleri üretkenlik afazisi, yani frontal lobda hasar olduğunda konuşma güçlüğü çekmek ve algısal afazi. Burada da temporal lob hasarı nedeniyle dili anlama zorluğu durumu söz konusu. Afazi ise genellikle demansın son aşamasındaki hastalarda veya felç gibi durumlarda aniden ortaya çıkabilir. Fakat Paul'un durumunda böyle bir bulgu da yok. Bazı durumlarda migren de geçici afaziye neden olabiliyor ama o da yok. Başka bir olasılık da felç olarak bildiğimiz durumlar. İnme dediğimizde tüm vücudu etkileyen bir durum olarak düşünülür. Ancak fokal felç olarak bilinen ve sadece belirli beynin kısımlarını etkileyen ve bedensel olarak kendini göstermeyen felçler de söz konusu olabiliyor. Bunun için yapılan testler de temiz çıkıyor. Haliyle herkes Paul'un rol yaptığını düşünmeye başlıyor. Janet'la da arası iyi değil. Çok kavga ediyorlar son zamanlarda. İngilizceyi unutma bahanesiyle onunla konuşmamak da istiyor olabilirdi pek tabii. Ama aslında bir gariplik vardı. Bunu da doktor Janet'la konuştuktan sonra anlıyor. Bu aralarının iyi olmama durumu, sürekli kavga etmeleri çok yeni bir olaydı. 40 yıllık evliliklerinde neredeyse hiç kavga etmezlerdi. Doktor durumu anlamaya çalışırken sorduğunda ortaya çıkıyor. Paul birkaç gündür aşırı agresif ve stresli. Her şeye sinirlenen birine dönüşüyor. Sonra işte bu süreç sonunda bir sabah kalktığında İngilizceyi tamamen unutmuş olarak buluyor kendini. House MD'yi izleyenler bu vakadan keyif alıyorlardır eminim. Tam Gregory House'luk vaka. Neyse. Buradaki olay şuydu. Beynimizde dil için özel bir sinir ağı, bir devre bulunur. Bir de limbik sistem olarak bildiğimiz duygu durumumuzu yöneten bir bölüm vardır. Bu iki bölüm birbirine çok yakın olduğu için bir bölgedeki sorun diğerini etkileyebilir. Gerekli taramalar ve testler yapıldıktan sonra gerçekten de Paul'un limbik sisteminde agresifliğini de açıklayan bir sorun bulunuyor. İlginç vaka. Bir uçuk virüsü. Evet, beyinde uçuk. Şu aslında hepimizde olan ve kimi zaman dudağımızda rahatsız edici yaralara neden olan şey. Çok nadir durumlarda işte sinir sistemini de etkileyebiliyor. Bu virüs bir şekilde Paul'un limbik sistemini bozuyor ve yayılarak dil bölümünü de etkiliyor. Bu durumlarda iki dil bilen birisi için çoğunlukla ilk öğrendiği, ana dili çok daha derinlemesine kodlandığı için daha az etkilense de öğrenilen ikinci dil tamamen silinebiliyor. Ama durum eğer daha geç fark edilse bir insan tüm dil yeteneğini işte bu şekilde kaybedebiliyor. Bunun üzerine gerekli tedavilere vesaire başlanıyor ve 20 günlük bir tedavinin ardından Paul yavaş yavaş artık eskisi gibi sakin biri olurken İngilizceyi de tekrar konuşmaya başlıyor. Yani en başta verdiğimiz örnekler gibi yavaş yavaş veya bunun gibi travmalar dil yeteneğimizi tamamen değiştirebiliyor. Bunun ötesinde dil yeteneği kendi başına müthiş kompleks bir sistem. Bunu anlamak için dil bilimciler, nörobilimciler ve birçok disiplinden araştırmacılar sürekli çalışıyor. Ben de bildiğiniz üzere bir dil bilimci olarak en sevdiğim alanlardan birisi de bu. Bu konu ilginizi çektiyse bu tarz sorulara cevap aradığımız videoların devamı gelebilir. Ve her zaman olduğu gibi tekrar görüşene dek iyi ki varsınız. Sevgiler.